Dostlar günaydın. Bugün 3 Kasım 2021 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim, Girne'deyim. Sabah saat 6.30. Bugün çok özel bir ziyaret için yola çıkacağız. Bugün Erenköy'ü ziyaret edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haritasına şöyle uzaktan baktığınız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kara bağlantısı olmayan Rum kesimi içinde kalmış küçük bir bölge göreceksiniz. Burası Erenköy bölgesi. Burası 1964 yılında tarihi, şanlı bir direnişin yapıldığı çok özel, çok tarihi bir bölge. Bugün Erenköy'ü ziyaret edeceğiz. Tabii normal şartlar altında gidip Erenköy'ü ziyaret etmek pek olanaklı değil. Biz de bugün Türk ve Rum sınırı arasındaki bölgeden Birleşmiş Milletler askerleri eşliğinde Rum kesimi içine girip Rum kesiminden karayoluyla devam edip öyle Erenköy'e gireceğiz. Bu Kıbrıs Barış Harekatı Muharebe Alanları turu kapsamında gerçekleştirilecek bir program. Aramızda Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri de var bugün. Benim de haritadan baktığım zaman en çok acaba orada ne var dediğim yerlerden birisi Erenköy ve bugün gidip görmek kısmet olacak. Elimden gelince size de göstermeye, aktarmaya çalışacağım. Hadi bakalım yola çıkalım. Erenköy'de görüşürüz. Kıbrıs adasında Rum kesimi içinde kalan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kara bağlantısı olmayan fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan bir bölge Erenköy. Renklendirilmiş bir Kıbrıs haritasına baktığınızda merak uyandıran, acaba orada ne var dedirten bir yer. Şu anda ara bölgedeyiz. Yeşilat'tayız. Kıbrıs Barış Harekatı Muharebe Alanları tur programı kapsamında özel izinlerle karadan gideceğiz Erenköy'e. Sınırı geçecek herkesin ismi daha önceden Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bildirilmiş. Fakat sınıra geldiğimizde otobüsün içinde herhangi bir kontrol yapılmadı. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıktığımız andan itibaren Erenköy'e girene kadar otobüslerin kapısının açılması yasak. Türk ve Rum bölgesi arasında kalan tampon bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, Rum kesimi içinde yapacağımız geçişte de Rum polisi araçlara nezaret edecek. Hayatımda ilk kez pasaportsuz, kimliksiz, hiçbir belge ibraz etmeden sınır kapısı geçtim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum kesimine geçtim. Aslında Kıbrıs Cumhuriyeti ama tabii ülkemizin, Türkiye'nin tanımadığı bir devlet. İlginç bir gezi. Şu anda Rum tarafındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıktıktan sonra bir tane Rum köyü geçiyoruz. Burası Katapirgo ya da Aşağı Pirgo köyü. Gördüğümüz Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan bayrakları bize farklı bir ülkede olduğumuzu hissettiren nadir şeylerden. Bir de eski evokacıların büstlerinin yer aldığı bir meydan var. Rum kesiminde gördüğümüz tek yerleşim yeri burası. Kısa bir yolculuk ardından Erenköy ile Rum kesimini birbirinden ayıran tampon bölgeye geliyoruz. Rum polisi konvoyumuzdan ayrılıyor ve bizi Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne devrediyor. Rum terör örgütü EOKA'ya karşı adadaki Türkleri korumak için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na silah sevkiyatı Erenköy üzerinden yapılıyordu. Bu bölge Kıbrıs Türklerinin anavatan ile en güçlü lojistik bağlantı noktasıydı. 1963 yılı sonunda yaşanan Kanlı Noel olaylarından sonra adadaki Türk varlığına dair baskı ve tehditlerin artmasıyla Erenköy'de dikkat çekmeye başladı. Rumlar Türkiye'den silah sevkiyatını kesmek ve Erenköy'de var olan yapılanmayı yok etmek için 1964'ün yazında harekete geçti. 5 Ağustos 1964 tarihinde Şanlı Erenköy direnişi başladı. Çatışmalar 10 Ağustos'a kadar sürdü. Türkiye'den direnişe destek için gelen Türk jetleri ve Cengiz Topel'in şehadeti Erenköy direnişinin unutulmazlarını olarak tarihe geçti. Erenköy Türk egemenliğinde kaldı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dünyadan gelen baskılarla ilerlemesini durduran Türk ordusu Erenköy'e kadar ilerlememişti ve Erenköy Rum kesimi içinde kalmıştı. Bölgedeki siviller 1976 yılında Karpas tarafındaki Yalusa'ya yerleştirilmiş ancak Erenköy Türk toprağı olarak kalmaya devam etmişti. Bugün Erenköy bir askeri bölge. Bölgede şehitlik ve askeri tesisler var. Her yıl Ağustos ayında Şanlı Direniş'in yıl dönümünde burada anma törenleri yapılmakta. Müsaadenizle size Erenköy şehitliğinin kısa arzını yapacağım. Bu şehitlik 1958-1974 yıllar arasında hayatını kaybeden 27 şehidimizin 13'ünün mezarı burada bulunmaktadır. Sol tarafımda görmüş olduğunuz duvarda mezarı burada olan 13 şehidimizin fotoğrafları ve hemen altında mezarı burada olmayan 14 şehidimizin isim listesi bulunmaktadır. Mezarı burada olmayan 14 şehidimizin bir kısmı anavatan ve adanın çeşitlerine defnedilmiş, bir kısmı ise kayıp veya denizde kayıptır. Evet, şehitliğin önünden size biraz Erenköy'ü göstereyim.
Böyle dağlarla kaplı bir koy burası. Düşündüğünüz kadar büyük bir yer değil. Zaten hani haritalardan baktığınız zaman da aşağı yukarı boyutlarını görebilirsiniz. Tam karşımda iki tane helikopter pisti duruyor. Burada herhangi bir sivil yerleşim yok. Yani sadece ismi Erenköy. Yani burada bir köy yok. Sadece bir askeri birlik var. Bu askeri birlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir üst birliğe bağlı. Buraya sadece özel izinle gelip gidebiliyorsunuz. Onun dışında burayı ziyaret etmek gibi bir şansınız yok. İşte o özel izni de bireysel olarak alamıyorsunuz. Ancak bu tarz özel organizasyonlar sayesinde o özel izni alabilirsiniz. Burası çok farklı bir yer. Burası çok değişik bir Türk toprağı. Etraf tamamen başka bir ülke tarafından çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmayan bir ülke tarafından çevrilmiş. Çok değişik bir noktadayız şu anda. Buradan öyle kafamıza göre çıkıp gidemiyoruz. Kafamıza göre zaten gelemiyoruz. Kafamıza göre çıkıp gidemiyoruz. Saat 2.30'da buradan çıkış yapacağız. İşte tampon bölgede Birleşmiş Milletler aracı, Rum tarafında Rum polisi, bunların eskortluğu altında gelip gidiyoruz. Yani ilginç bir deneyim. Bunu yaşamış olduğum için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Burası Erenköy'deki karargah binası. Bu bina aslında 1968 yılında bir ilkokul binası olarak yapılmış. Yani ilkokul binası kisvesi altında yapılmış ama aslında bir karargah binasıymış. Ve o yıllarda 1968 yılından itibaren de mücahitlere hizmet etmiş tarihi bir bina. Onun dışında Erenköy'de işte askeri birliklerin kullandığı diğer birkaç bina var. İşte askerlerin kullandığı koğuşlar var. Ya da işte birliğe ait başka birkaç bina var. Onun dışında başka bir şey yok aslında Erenköy'de. Burası da Mücahit Mehmet Eray Kışlası. Merhaba kedi kardeş. Mesela bu kedinin hikayesi de ilginçtir. Çünkü burada bir şekilde beslenmese beslenebileceği başka hiçbir yer yok. Gerçi hoş kediye pasaport soran da yok yani. Çıkar gider Rum tarafındaki köylere. Saçmaydı. Neyse şurayı gösterecektim size. Askerliğini yapanların gözü yaşlı. Burası doldur boşalt istasyonu. Burada tüfeğin namlusunu şuraya sokuyorsunuz. Ondan sonra kırma kolunu çekip bırakıyorsunuz eğer tüfeğin içinde mermi var mı yok mu. Yani tüfeğin boş olduğunu garantiye almak için kurulan bir istasyon burası. Her askeri birlikte de vardır. İçinde silah olan her askeri birlik bundan barındırır. Burada karargah binasının yanında tam kıyıda iki tane büyük anten görüyorsunuz. Bunlar tabii bu toprak parçasında, izole olmuş bu toprak parçasında sağlıklı iletişim sağlayabilmek için hem anavatanla hem Kuzey Kıbrıs'la gerekli antenler. 1963 yılında Erenköy halkı bereketçilik faaliyetleri esnasında buraya silah ve mühimmat depolamaktaydı. Buradan adadan çeşitli yerlerine, TMT mensuplarına silahlar ve mühimmatlar sevk edilmekteydi. 1963 muharebeleri esnasında kadın ve çocuklarımız burada saklanmaktaydı. İçeride ve dışarıda olacak şekilde iki tane nöbetçi mevcut olup kapıda bulunan dinamitleri patlatıp olası muharebelerin kaybedilmesi durumunda kadın ve çocuklarımız Rum tacizine uğramadan şehit edileceklerdi. Mağaramızda 7 adet havalandırılma bulunmakta olup bunların 5 tanesi kenarlarda, 2 tanesi ise su kuyusu görünümü şeklinde olmaktaydı. Müsaadenizle mağara gezilecektir. Arkadaşlar, bakın ben birçok badireler atlattım. Birçok badireler, o önemli değil. Efendim? Benim mesleğimin gereği o. Ama şu mağarada ve bu mağaraya girer girmez iki taraftaki oyuk kısımları dikkatle incelerseniz oraya konulacak tahrip maddeleriyle bu mağaranın kapısını kapattıktan sonra içeridekileri Rum'a teslim etmeyeceğiz diyen bir zihniyetin ne kadar vatansever olduğunu, ne kadar kahraman olduğunu ve ne kadar mükemmel bir örnek teşkil ettiğini hepinizin takdirine sunuyorum. Buyurun. Bakın burada böyle bir havalandırma boşluğu var ama aynı zamanda bunun başka bir amacı daha var. Yukarıdan birisi, yani bu mağaranın varlığından haberdar olmayan düşman aşağı bir taş attığı zaman buradaki su birikintisine düşüyor taş ve burayı bir su kuyusu zannediyor. Haliyle buranın bir sığınak, bir mağara olduğunu anlayamıyor. Böyle zekice düşünülmüş bir detay var. Burası, bu mağara çok özel bir yer. Ve burayı görme şansı çok, yani kolay ele geçen bir şans değil.
O yüzden yine kendimi çok şanslı hissettiğim noktalardan birindeyim. Biraz önce gördünüz Sayın Komutanımız da nasıl duygulandı. Ki bu insanlar öyle kolay kolay duygulanabilecek insanlar değil, onu da tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama burası böyle bir yer işte. Bu arada burada askerliğini yapan bir kardeşimiz ve takipçimiz çıktı. Selamlaştık, tam fotoğraf çektirecektik. Onun bir işi çıktı, bizi işte götürürler falan derken o fotoğraf çektiremedik. İzliyorsa eğer buradan da ona selamlar, sevgiler. Yani her yerde takipçilerle karşılaşmak da ayrıca güzel. Burada bile, Erenköy'de bile bir takipçimle karşılaşabiliyorum. Güzel, ilginç bir duygu. Evet, köye geldik. Burada çok az zamanımız var ne yazık ki. Burayı böyle dilediğim gibi gezmek, fotoğraflamak çok isterdim. İşte şurada bir okul binası var. Burada cami var ama bu cami anladığım kadarıyla hala kullanılıyor. Yani en azından buradaki askerler için belki de. Emin değilim ama. Aşağıda böyle depo gibi, ambar gibi bir yer var hemen denizin kenarında. Muhtemelen liman da orası. Gemiler oraya yanaşıyordu. Burası aktif olarak kullanılırken. Şurada yine üzerinde hala mermi izlerinin, mermi deliklerinin olduğu başka bir bina var. Ya burası çok eşsiz bir yer. Muhtemelen bir daha hayatım boyunca da gelip göremeyeceğim bir yer. Cami müze olarak kullanılıyormuş bu arada şu anda. Yani dışını bakımlı görünce oranın kullanıldığını tahmin ettim ama müze olarak kullanıldığını şimdi öğrendim. Şu anda Erenköy'de 1964 yılına kadar kullanılan cami bölgesindeyiz. 1964 yılında Yunan uçakları tarafından bombalanan bu cami harap olmuş. 2004 yılında restore edilerek tekrardan müze olarak hizmete açılmıştır. Dinlilik adı verilen bu bölgede toplam 5 Türk köyü bulunmaktaydı. Bunlar Erenköy, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya ve Mansur'adır. 21 Aralık 1963'te başlayan Rum saldırılarına karşı vatan savunmasına yardımcı olmak maksadıyla yurt dışına öğrenim gelen 530 Kıbrıslı Türk balıkçı tekneleriyle PDPR Erenköy'e çıkmıştır. Bölgedeki Türk varlığını sorgulamak maksadıyla 5 Ağustos 1964'te Grivas yönetimindeki 5000 kişi kuvvetle karadan ve denizden başlayan Rum saldırılarına karşı 700 kadar mücahit dimdik ayakta durmuş ve Erenköy'ü savunmuşlardır. 8 Ağustos 1964 günü devam eden şiddetli Rum saldırıları gelen Türk jetlerin desteğiyle durdurulmuş ve bugünkü savunmada oluşturulmuştur. Girişte sol tarafta, sol duvarda gördüğünüz TMTN'ye ait fotoğraf ve belgeler. Hemen müteakibinde şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'e ait fotoğraf ve harekat planları. Arkamda bulunan Atatürk portresinin solunda ve sağında Erenköy'de o dönemde şehit olan 26 şehidimizin fotoğrafları. Sağ tarafta mütakiben o dönemde basına çıkmış haberler ve direniş fotoğrafları. Orta kısımda ise o dönemde kullanılan silah ve malzemeler bulunmaktadır. Arz ederim. Evet, müzeyi de görmüş olduk. Şimdi yakından görmek istediğim tek bir nokta daha kaldı Erenköy'de. Oraya doğru yürüyorum. O da şu büyük ambar mı diyeyim, hangar mı diyeyim. Şu büyük yapı. Burası dediğim gibi hemen denizin kenarında olması itibariyle bir liman izlenimi uyandırıyor. Çok da vaktimiz kalmadı. Malum giriş çıkışımız saatle sınır geçeceğiz. O yüzden hızlıca gidip bakacağım. Size de göstereceğim. Binanın içinde bir şey yok. Yani daha önce kullanılan malzemeler olsa gerek bunlar. Elektrik direkleri, elektrik telleri. Şu makaralar ama bayağı ilginç duruyor. Durum bu. Yani dediğim gibi burası tabii planlı olarak boşaltılan bir yer olduğu için çok öyle esrarengiz şeyler göremiyoruz. Bir kapalı maraş atmosferi yok buradaki binaların içinde. Ama olsun, bu binanın içini görmek istiyordum. Evet dostlar, Erenköy'den bu kadar. Hem YouTube arşivine hem de kendi video arşivime çok iyi bir video kazandırdığımı düşünüyorum. Çünkü eşsiz bir video. Yani burayla ilgili neredeyse hiç içerik yok. En azından bu kadar detaylı bir içerik yok. Elimden geldiğince Erenköy'ü, buradaki atmosferi, burada neler olup bittiğini size aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani videonun başına da söyledim, biraz tekrar olacak ama Google Earth'ten baktığım zaman acaba orada ne var dediğim yerlerden bir tanesiydi Erenköy. Geldim gördüm. Umuyorum ki size de iyi bir şekilde gösterebilmişimdir. Bugün 3 Kasım 2021. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Erenköy'den hepinize selamlar, sevgiler.
Yepyeni videolarda, yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güle güle. O zamanın Kıbrıs Maden Şirketi Hastanesi, şimdiki Cengiz Opel Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada görevli İngiliz doktoru, başhekim Doktor Istor'a bize pilotu yaralı olarak ele geçirdiğimize dair bir rapor vereceksin diye ısrar ediyor EOKA'cılar. O da diyor ki benim yaptığım Hipokrat yeminine ters düşüyorsunuz. Ben size böyle bir rapor veremem. Çünkü pilotta tek bir cızık bile yok. Ve tehdit ediyorlar bu başhekimi. Diyorlar ki eğer böyle bir şey vermezsen 24 saate kadar bu adayı terk et. Seni biz katledeceğiz. Alıyor arabasını oradan. Gemi konağında bulunan maden tesisleri içerisinde bulunan şöse yoldan faydalanarak kestirme yoldan Lefke kasabasına çıkıyor. Ve orada İstanbul'dan görevli Doktor Tosunoğlu'na buluyor. Ve diyor ki sayın doktor bil ki pilotumuzun üzerinde cızık bile yok. Ama beni böyle tehdit ettiler. Ben buradan dağlardan İngiliz üslerine gidip memleketime kaçıyorum. Ve orada ona işkence yapmaya çalışıyorlar hastanede. Oradaki İngiliz doktor, diğer İngiliz doktorlar ve hemşireler müsaade etmiyorlar. Ve alıyorlar 39. tüm mekanize tümenine bağlı 14. mekanize piyade alayının, Yeşilyurt'taki piyade alayının İkinci taburunda, Yeşilyurt taburunda şey yapıyorlar, bir odada önce sol bileğini mengenede kırıyorlar. Gözlerini makkapla uyuyorlar ve pazularını makkapla deliyorlar ve başına büyük bir taban çivisi çakıyorlar. Ve baştan sonuna kadar onu ayırarak çuvaldızla dikiyorlar. Ve alıyorlar kendisini, Lefkoşa'ya götürüyorlar. Bir yüksek bir binadan ölüsünü aşağı atıyorlar. Ve ana vatan Türkiye'mizin sert girişimleri neticesinde iki gün sonra pilotunun cesedini teslim ediyorlar. Ve o zaman Kıbrıs Türk tarafında büyük bir miting düzenleyerek Edirne Kapı şehitlerine gönderiyorlar. Arz ederim. Teşekkür ederim.